Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle çok önemli bir video paylaşmak için bu videoyu hazırladım. Gerçekten yani elinde Denizli Cam hissesi olanlar için veya yeni alanlar için çok önemli. Onların mutlaka izlemesi gerekir diye düşünüyorum. Yoksa aksi takdirde belki büyük zararlar edebilirler hiçbir şeyin farkında olmadan. Yani biraz bilgilendirme videosu olacak bu birleşme hakkında. Şirketin hazırladığı bir rapor var. O raporun linkini de yine bu videonun altına ekleyeceğim. Orada yatırımcıların sorduğu ya da sorabileceği sorulara şirket cevap vermiş. Ben de o rapor üzerinden çalışarak bu videoyu hazırladım. Şöyle sunuma bir başlayalım. Evet, Şişecam birleştikten sonra ne olacak? Öncelikle MSCI endeksine dahil olması bekleniyor. Böyle olursa ne olacak? Şirketteki yatırımcının portföyü değişebilir. Yani elektronik fonlar üzerinden de şirket hisselerinin alınması söz konusu olabilecek. Bu MSCI'ya dahil edilmesi ne zaman olabilir diye şirkete sorulduğunda şirket bunun tamamen MSCI kurumu tarafından belirlendi. Bu konuda şirketin bir yapacağı yani kendi açısından yapacağı hiçbir şey olmadı. Karar tamamen MSCI'ın verdiğini söylüyor. Bu birleşme işleminden sonra da hissede likidite derinlik artışı bekleniyor. Çünkü hisse sayısı artacak. Öz sermaye çok artacak. Bu da hisse senedinin daha büyük alım satım emirlerinin gelebilmesini sağlayacak ve yüksek miktarlarda alım olsa da hisse bir anda işte diğer küçük hisseler gibi 3-5 kademe taban gibi olayları yaşamayacak. Daha likit bir hisse olacak. Evet. Şirkete sorulan sorulardan biri en önemlisi burada. Elimde Denizli Cam hissesi var ve bunu genel kurul toplantısından sonra aldım. Ayrılma hakkından faydalanabilir miyim? Hisselerim şişe hissesine dönüşürse ne olacak diye. Burada şirketin daha önce açıkladığı tebliğlerde de bu belirtildiği üzere şirket için 25 Şubat 2020 tarihi çok önemli. Bu tarih baz alınacak. Yani o tarihte elinizde eğer hisseniz varsa ve genel kurul tarihine kadar bu payları yani satmış da olsanız, sonradan geri de almış olsanız 25 Şubat tarihinde elinizde olan kısmı kadar ayrılma hakkını kullanabileceksiniz. Ama tabii bunun kuralları var. Bununla ilgili biraz sonra diğer sayfalarda anlatacağım detayını. Herkes kullanamayacak bu Denizli Cam hissesinden ayrılma hakkını. Onları biraz daha söyleyeceğim ama mesela bir örnek olarak şunu söyleyelim. Elinizde mesela 100 lot Denizli Cam hissesi var. Hisseniz birleştiğinde 100 lotunuz 33,08 lot şişe hissesi olacak. Bu ne demek? İşte şirket bununla ilgili bir örnek vermiş. 1 Eylül 2020 tarihinde Denizli Cam'ın seans kapanış fiyatı 6,85. 100 lot hissesi olan birinin toplam 685 liralık bir hissesi var demektir. Şişe cam olacak. Şişe cam olarak birleşecek ve bu 33,09 lota düşecek. Şişe camın 1 Eylül fiyatı 6,20. Yani 33 çarpı 6,20 dediğiniz zaman yaklaşık 205 liralık şişe hissesi olacak. Bu ne demek? Yatırımcının 685 liralık Denizli Cam hissesi 205 liralık şişe hissesine dönecek demek. Yani burada yaklaşık 480 liraya yakın bir zararı olacak yatırımcının. O yüzden yani genel kurul tarihinden sonra Denizli Cam hissesi almak şu an itibaren çok yanlış bir hareket olur diyor şirketin açıklamaları. Bakalım. Evet. Peki diğer bir soru. Hisse değişim oranlarının değiştirilmesi mümkün mü? Burada şirket bunun için ilk başta uzman bir kuruluşla anlaştı ve bu birleşme oranları ile ilgili bu şirket araştırma yaparak
bir rapor oluşturdu ve buna göre detaylar, bu değiştirilme oranları belirlendi. Bunu yaparken 4 ana unsur söz konusuydu. İşte uzman kuruluş raporu, sonra birleşme sözleşmesi, SPK'nın duyuru metninin onaylanması ve en son olarak da genel kurul onayı. Yani bunların dördünün de yapılması gerekiyor. Bunların dördü olmadan birleşme tamamlanamıyor. Bunlardan herhangi birinin olmadan fiyatlanma, birleşme olmayacağını söylüyor. Değişim oranlarının da bundan sonra tadil edilmesi imkanı bulunmadığını söylüyor. Pratik anlamda bu imkansız bu saatten sonra. 3. Olağanüstü genel kurula katılmadınız. Toplantıdan da haberiniz yoktu. Ayrılma hakkından faydalanamaz mıyım? Şu aşamada ne yapabileceğim hakkında, yani hiçbir şey yok mu? Yapabileceğimiz bir şey yok mu diye soruyor yatırımcı. Evet, öncelikle kanun şunu söylüyor. Ayrılma hakkının kullanılabilmesi için elektronik veya fiziki ortamda genel kurula katılmak zorunlu. Evet. Birincisi, genel kurula fiziki veya elektronik ortamda katılmanız gerekiyor. İkincisi, birleşme işlemine ilişkin oylamada red oyu kullanmanız gerekiyor. Red oyunu verdikten sonra muhalefetinizi tutanağa şerh olarak yazdırmanız gerekiyor. Ve belirlenecek süre içinde atanmış olan iş yatırım menkul değerler altındaki size bildirilen hesaba elinizdeki hisseleri birmanlamanız gerekiyor. Ondan sonra birleşme işlemi gerçekleştirdiğinde siz de o hisselerinizin karşılığı, ayrılma miktarı kadar paranızı hesabınızda görebileceksiniz. Ama genel kurula katılmadıysanız elinizde hisseniz olsa dahi ayrılma hakkını kullanamıyorsunuz. Bu en önemli kural olarak gözüküyor. Aracı kurumunuz size ayrılma hakkı konusunda bilgi vermedi. Ne yapacaksınız? Şişecam şunu söylüyor. Biz aracı kurumla yatırımcı arasında bir taraf değiliz. Yani bu konuda bizim bir yönlendirme yapmamız mümkün değil. Yani gidin işte bildirin, uyarın demez. Şirket mevzuatın gerektirdiği şartlarda bütün yatırımcıları defalarca bilgilendirdi. Bununla ilgili açıklamalar yaptı. Şirket bilgilerini KAP'a gönderdi. O yüzden aracı kurumun bildirmediği bir şeyi şirket sorumluluk kabul etmiyor. O aracı kurumla sizin aranızdaki bir problem diyor. Olağanüstü genel kurula katıldınız. Muhalefet şerhinizi işlettiniz. Şimdi ayrılma hakkından faydalanmak için ne yapmanız gerekiyor? Evet, bu genel kuruldan sonra sizden beklenen iş yatırıma başvuracaksınız. Ondan sonra hisselerinizi iş yatırımın size belirleyeceği hesaba birmanlayacaksınız. Ve ayrılma haklarının kullandırılmasına 3 Eylül 2020 tarihinde başlandığı belirtiliyor. Ayrılma hakkı başlangıç tarihinden itibaren 15 gün sürecek. Yani bu durumda işte ayrılma hakkının kullanılması için son gün 23 Eylül 2020 Çarşamba günü olacak. Ondan sonra başvurmadıysanız, hisselerinizi firman yapmadıysanız, ondan sonra bir daha ayrılma hakkını kullanamazsınız. Evet, ayrılma hakkı talep formunu da yine şirketin çağrıişyatırım.com.tr adresinden isteyebilirsiniz gerekiyorsa. Evet, birleşme şu anda tamamlanmış durumda mı? Süreç konusunda bilgi verir misiniz? Kesin tarih nedir? Demiş yatırımcı sorarken. Burada şirketin söylediği Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca birleşmenin geçerlilik kazandığı tarih, ilgili işlemin Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından tescil edildiği tarih olacak. Yani 23 Eylül 2020 Perşembe gününe kadar ayrılma hakkı kullanımı devam edecek. Ondan sonra Türk Ticaret Sicil Müdürlüklerine başvurulacak ve oradan onayın gelmesi beklenecek. O onay geldikten sonra da şirketin beklentisi ya da hedefi, tahmini 30 Eylül 2020 tarihinde bu birleşmenin, tescilin gerçekleşmesi. Bu süre değişebilir diyor işleyişe göre ama hedefleri 30 Eylül 2020. Birleşme sonrası yeni fiyat ne olacak? Ne olmasını bekliyorsunuz? Herhangi bir yönlendirme yapamaz mısınız diye soruluyor.
Şişecam'ın cevabı borsada işlem gören bir şirketin diğer borsada işlem gören şirketleri devralması durumu geçerli olduğu için referans fiyat uygulanacak ve serbest marj uygulanacak. Yani ilk gün fiyat serbest olacak. Herhangi bir limit olmayacak. Şu anki gibi mesela tavan %10, taban %10 gibi bir durum olmayacak. Referans fiyat nasıl belirlenecek? Buradaki devralınan bütün şirketlerin payların son kapanış fiyatlarına göre hesaplanan bir piyasa değeri toplamı olacak. Bu piyasa değeri toplamına göre devralınan şirketin sermayesini temsil eden pay sayısına göre de bölünecek ve bir referans fiyat o gün açıklanacak. Şu an fiyatlar belli olmadığı için bu fiyatı söylemek çok zor. Peki ne zaman elimdeki hisseler şişe hissesiyle değişmiş olacak? Bu konuda yapmamız gereken bir şey var mı? Burada yatırımcının yapması gereken bir şey yok. Yani eğer ayrılma hakkınızı kullanmıyorsanız birleşme olduğunda hisseleriniz otomatik olarak değişecek ve yatırım hesaplarınızda bu yeni oranlardan hisselerinizi şişecam olarak göreceksiniz. Yani tek koşul burada dediğim gibi ayrılma hakkını kullanmamış olmak. Bir şey yapmadıysanız hisseler otomatik olarak şişe hissesine dönecek. Peki elinizde işte X lot sayısı yani X bilinmeyen bir sayı lot hisse var. Değişim gerçekleştiğinde kaç lot hisseniz olacak? Küsuratlar varsa ne olacak? Bununla ilgili bir tablo. Eğer şişe varsa elinizde zaten hiçbir şey değişmeyecek. Bir lot varsa gene bir lot. 100 lot varsa yine 100 lot olacak. Trakecam hisseniz varsa 100 lotunuz 67,615 lot olacak. Anadolu Cam hissesi varsa 100 lotunuz 88,239 lot olacak. Eğer Soda hisseniz varsa 100 lotunuz 115,997'ye çıkacak. Burada bir tek birin üzerinde olan Soda hissesi var. O Şişecam'dan daha yüksek oranda hisse sayısını arttırmış olacak Soda hissesi olanlar. Ama işte dediğim gibi en önemli olan Denizli Cam burada. 0,33 birleşme oranı. Yani 100 lotunuz varsa 33 lota düşecek. Bu da işte Şişecam hissesi 6,20 ise yaklaşık işte 205 lira gibi bir şey yapıyor. Yani 6 600-700 liralık hisseniz 200 liraya düşmüş olacak. O yüzden bu saatten sonra Denizli Cam hissesi almak, elinizde tutmak çok riskli olabilir. Ayrılma hakkınızı kullanmıyorsanız Denizli Cam hissesi almayın diyor şirket. Evet, bu raporun tamamını ben videonun ekine ekleyeceğim. Alt açıklamalar kısmına. Evet, Denizli Cam burada en önemli durumda. Yani Denizli Cam hissesi almadıysanız bundan sonra bence almayın. Alacaksanız birleşme oranlarına göre avantajlı olan hisseyi alabilirsiniz. Şu anda mesela soda 1,15 ile birleştiğinde şişe anlamında daha ucuza geliyor. Şişenin daha aşağıdaki fiyatlarına denk gelecek şekilde oranları daha karlı gözüküyor şu anda. Ama tabii bu borsadaki hareketlere göre değişiyor sürekli. O yüzden birleşme durumunu iyi analiz etmeniz gerekiyor. Yoksa farkında olmadan büyük zararlar edebilirsiniz. Evet, yeni videolar için destek olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Paranız, sağlığınız bozulmasın. Hoşça kalın.